Geldik bugün 13. gün 19. videomuza EBOB ECOG SML bakış testini çözeceğiz. 4 sorudan oluşan bir testimiz var arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Gençler eğer hazırsanız ben hemen derse başlıyorum. 4 tane birbirinden güzel soru çözeceğiz. Başlayalım dersimize. Hemen bakalım ilk soruya. Abi çok güzel bir soru o yüzden dikkatli dinlemende fayda var. A, B, C, D, E, F pozitif tam sayılar olmak üzere ABC'nin EBOB'u 6, CDE'nin EBOB'u 8, BCDF'nin EBOB'u da 4'müş. A, B, e, sayılarının toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Bak en azı soruluyor tamam mı? O yüzden iyi dinle. Şimdi bak. ABC. Ben şunları şöyle bir yazayım. A, B, C, D, E ve F var. Hocam. ABC'nin B, C'nin ebobu 6 ise demek ki A'nın da B'nin de C'nin de 2 ve 3 çarpanları var içerisinde. Tamam. Geldim CDE'ye. CDE'de de 8 çarpanı var. Şimdi C burada ya 2 çarpanı zaten vardı. Bir iki daha bir iki daha koymak zorundayım ki 8 çarpanı olsun. D'nin içerisinde 2 çarpı 2 çarpı 2 olacak. E'nin içerisinde 2 çarpı 2 çarpı 2 olacak. B, C, D ve F'ye bakıyorum. Şimdi B'de 4 çarpanı varsa şuraya bir, bir tane daha 2 koymak zorundayız. F'de 4 çarpanı varsa buraya 2 çarpı 2 koymak zorundayız artık D ve E'ye baktığın zaman daha doğrusu C ve D'ye baktığın zaman içlerinde zaten 4 çarpanı olduğu da görülüyor. Artık ben A'yı direkt 6, bunu 12, bunu 24, bunu 8, bunu da 8 ve bunu da 4 seçebilirim. Pekala bunların toplamı en az kaçtır diyordu? En az budur işte bunların toplamı. 6 24 daha 30 yapar şöyle 20 daha 50 geldi 58 62 bize cevabı verir doğru cevap B şıkkında verilmiştir geldim SML bakış 2'ye hadi bakalım M sayısı ve N sayısı verilmiş faktöriyelli verilmiş ekok bölü ebopları yani bunların ekokunu ebobuna oranladığımız takdirde bu ifadenin asal çarpan sayısı soruluyor öncelikle ben şurayı şöyle yazabilir miyim 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel diye yazdım. Bir ki biliyorsun 5 faktöriyel demek 120 idi. 120 idi. Ee, bir de şuradan bak şuradan bir tane şunu şöyle 3 çarpı 3 diye yazalım. 8'i de 4 kere 2 diye yazalım. Tamam mı? Bir de burada 10'umuz var. Onu da unutma. Şöyle. Bir de 7'miz var. Tamam bak burayı bu şekilde yazdım. Şimdi bak 3 kere 4 kaç yapar? 12. 10 ile çarp 120. Aha burada da 120 çarpanı var. O zaman ben bunu 120 çarpı 6 faktöriyel parantezin alırsam ne kalır? Bak şunu kullandım, bunu kullandım, bunu kullandım. 3 kere 2, 6 kere 7'den 42. Eksi, burada da 1 kalır. Yani bu m sayısı aslında 120 çarpı 6 faktöriyel çarpı bir de neymiş? 41'miş şurası. Geldim n sayısına. N sayısı da hocam. 11 faktöriyeldi ya. Ben bunu 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel parantezi alınabileceğini öğrendim artık. Şuradaki 10 faktöriyelden kaynaklı. Burada da 11 çarpı bak 11 çarpı diğerinden farkını bir tek 11'di zaten. O zaman 11 kere 42 ve artı 1 yazarım. E, ee, N sayısını da artık 120 çarpı 6 faktöriyel çarpı şurası kaç yapar? 11 kere 42 4'ü buraya 2 buraya toplamlarını buraya yazın. 462 artı 1'den 463 gelir. Şimdi bunların ekoku nedir? İşte ekokuna baktığım takdirde EBOB'ları çarpı şuradaki aralarında asal sayıların çarpımıydı. Yani 120 çarpı 6 faktöriyel çarpı 41 çarpı 463'tür. Bölü EBOB'ları da ortak bölenleri şununla şu sadece. 120 çarpı 6 faktöriyel. E ben bununla bunu oranlarsam elimde sadece şunlar kalmaz mı? Peki 463 asal mı? 463 asaldır. 41 de asaldır. Demek ki bu ifadenin asal çarpanları kaç taneymiş? 2 taneymiş deriz. Cevabımız da 5 olur. Geldim 3'e. N sayısı bir asal sayı. Ve x ile y birer pozitif tam sayı olmak üzere. x ile y'nin ebobu n. x ile y'nin ekoku artı ebobu 121 eşitliği veriliyor. x artı y 121 olmadığına göre x artı y toplamı soruluyor. Şimdi n'nin bir asal sayı olduğunu biliyorum. O halde x'i ben n çarpı a diye y'yi de n çarpı b diye yazacak olursam Burada EBOB'umuz N olduğu için şuradaki A ile B de aralarında asal olmak zorundalar. Daha sonrasında EBOB'ları neydi? N. EKOK'ları ne olur hocam? N çarpı A çarpı B olur. N çarpı A çarpı B artı bir de N'imiz var eşittir 121 dedim. N parantezinde AB artı 1 eşittir 121 ki 121 11 kere 11'dir biliyorsun ve 11 bir asal sayıdır. Ne de asal sayıysa demek ki burası 11'miş. Demek ki burası da 11'miş. O halde A kere B kesinlikle 10'dur. Çünkü 10'a 1 eklersem 11 yapar. Ve unutma A ile B aralarında asaldı. Yani 10'a 1 olabilir. 5'e 2 olabilir. Tamam. 2'ye 5 ve 1'e 10 da olabilir ama şu an hangisinin hangisi olduğunu bilmediğimiz için çok da problem değil. Şimdi ben A'yı 10, B'yi 1 seçersem N 11 diye zaten bak X kaç olur? 11 kere 10 ve Y kaç olur? 11 kere 1 olur. Bu 110'dur. Bu 11'dir. Toplamları 121 yaptığı için 121 olamaz diyor. Demek ki artık ben bunu kabul edemem. Buralar gitti. Demek ki A5'miş ve B2'ymiş. O halde X en çarpı A olduğu için 11 kere 5'tir. Y de 11 kere 2'dir. Burası 55 yapar. Burası 22 yapar. Bunların toplamı sorulmuş. Doğru cevap 77 idi. Yani cevap B şıkkında verilmiştir. Ve geldim dördüncü soruya son sorumuz. Hadi bakalım. Ne diyor? M, N ve K birer pozitif tam sayı olmak üzere. M faktöriyel ile N faktöriyelin toplamı A. M faktöriyel ile N faktöriyeli çıkarınca B kalıyor. M eksi N de 2'ymiş. A ile B'nin EBOB'u ile EKOK'unun toplamı da K çarpı 10 faktöriyel olduğuna göre M, N, K'nın toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada ben M eksi N'nin 2 olduğunu biliyorum ya. M eksi N 2. Yani ben M'yi n artı 2 biçimde düşünebilirim. Sonuçta m n'den 2 fazlaydı. Madem öyle şurası m faktöriyeldi ya aslında burası n artı 2 faktöriyel artı n faktöriyel biçimde yazılabilir. Şuraya baktığımız zaman burası da m faktöriyeldi bak unutma n artı 2 faktöriyel eksi n faktöriyel biçimde yazılabilir bu da b. Şimdi ben şu kısmı n faktöriyel parantezine alabilirim. n faktöriyel parantezinde şurayı 2 azalttım n artı 2 çarpı n artı 1 yazdım artı bir de birimiz mevcut. Şurayı da n faktöriyel parantezin alacak olursam n artı 2 çarpı n artı 1 eksi 1 yazarım. Biraz daha düzenlemekte fayda var. A neymiş? n faktöriyel çarpı açtım parantezi şunu şura dağıttım. n kare artı 3 n artı 2 gelecekti artı bir de 1 var artı 3 yaptı. B sayısı da n faktöriyel çarpı n kare artı 3n artı 2 gelecekti. Bir de 1 çıkarmış artı 1'imiz var. Şimdi burada şuna dikkat ediyorsun. Ben içerideki kısım var ya şu n kare artı 3n artı 3 bak. N parantezinde n artı 3 yazıp buraya da artı 3 eklersem veya alttakinde n parantezinde n artı 3 yazıp buraya bir de 1 eklersem iyi dinle beni. Bu tekse 3 eklenince çift olur. Bu çiftse 3 eklenince tek olur. Bundan kaynaklı. Bunlardan biri tek, biri çifttir ve çarpımları daima çifttir. Çiftin üzerine tek eklerse 3 veya 1 ne olur? Tek sayı olur. Ve bunlar aralarındaki fark oldukları için nedir? Ardışık ardışık tek sayılardır. Ardışık tek sayılardır. Ardışık tek sayıların EBOB'u nedir? Tabii ki de 1'dir. Ardışık tek sayıların EBOB'u 1'dir. Madem öyle ben buradaki A ile B'nin EBOB'unda. Şunların EBOB'u bir ya. En faktöriyel olmaz mı bunların EBOB'u? Aynen öyle. Ekokları ne olur? En faktöriyel çarpı. En faktöriyel çarpı. Şu çarpı şu. Bunlar aralarında asaldı sonuçta. O halde ben bu kısmı hemen şuraya aşağıya çekeceğim. En faktöriyel çarpı. Şu ekok neydi hocam? En kare artı 3 en artı 3. Tamam. Çarpı n kare artı 3n artı 1 yazdım. Artı bir de ebobumuz var n faktöriyel eşittir. K çarpı 10 faktöriyel yapmaz mı? Yapar. Gayet güzel oldu. Şimdi burada da işlem kolaylığı açısından çünkü şurası çok kalabalık görünüyor be. İşlem kolaylı olsun diye. Eğer ki şuna şuna a dersem. A demeyelim a, a vardı yukarıda. Buna t diyelim. Şurası t artı 2 olur mu? Olur. O halde n faktöriyel parantezini alıp yazarsam burayı t artı 2 ile t'nin çarpımı t kare artı 2 t bir de şurayı da n faktöriyel parantezini alıyorum ya artı 1. Anam içerisi ne oldu? t artı 1'in karesi oldu. Hadi yazalım. t artı 1'in karesi çarpı n faktöriyel. Hatta bu da n faktöriyel çarpı t neydi t? Şu muydu? n kare artı 3n artı 1. Yani n kare artı 3n artı 1'e 1 ekle artı 2 yaptı. Ve bunun karesi eşittir neymiş? k çarpı 10 faktör gelmiş. Peki güzel. Şimdi birazcık daha burayla uğraşacağım. Birazcık daha deşeceğim ben burayı. n kare artı 3n artı 2 aslında bakarsan n artı 1 ile n artı 2'nin çarpımı değil midir? Bir de karesi vardı o zaman bir tane daha n artı 1 ve bir tane daha n artı 2 lazım. Bak şu kısım turkuazla gösterdiğim kısım aslında budur. Tamam. Ve ben n faktöriyel ile n artı 1'i çarparsam n artı 1 faktöriyel gelir. Bunu bir de n artı 2 ile çarparsam n artı 2 faktöriyel gelir. Çarpı yanında bir tane daha n artı 1 çarpı n artı 2'miz var. Ve bu da k çarpı 10 faktöriyelmiş dedim. Şimdi ben burada n artı 2 faktöriyelli kısım burası ya. Bunu 10 seçersem n kaç olur? N tabii ki de 8 olur. Tamam. N 8 ise M kaç olur? E 10 olur. M de 10'muş. Şimdi M 10, N 8. Şimdi de K'yı bulmaya geldi. K da şurasıdır. N 8 ise burası 9'dur. Burası 10'dur. 9 kere 10 o da 90 gelir. 90, 10 daha 100, 8 daha 108 bana cevabın ta kendisini verecektir. Evet gençler son soru biraz kazıktı açıkçası. Ama Hani e, bütün halleriyle EBOB EKOK'u görmenizi istediğimiz için kazık soruda da yer tabii bir iki tane canım değil mi? Bunu da hak ediyor yani. Şimdi sonraki konumuz rasyonel sayılar olacak. E, ne kadar böyle öğrenciler tarafından basit gibi görünse de e, çalışılmaya değer görülmese de benim için inanılmaz değerli bir konu. Bu konuyu iyi öğreneceksiniz. Rasyonel, rasyonel sayıları iyi öğreneceksiniz. Tabii rasyonel sayılardan ziyade TYT'deki ilk 12 soru dediğimiz kısmı çok iyi öğreneceksiniz. Bunlar iyi öğrenilmediği takdirde ileride size büyük sıkıntılar çıkarır. Özellikle problemlerde. Özellikle işte mesela çarpanlar ayırmadan eksiklerin varsa polinomlarda, ikinci dereceden denklemlerde, eşitsizliklerde, parabolde, bol miktarda sıkıntı çekersin. Bunlar benim için alet edevat aslında. Bu alet edevatlarımızı tam bir şekilde hazırlarsak ileride karşımıza çıkan büyük sorunlarla uğraşırken hangi alet nerede kullanılacak, hangi edevat nerede kullanılacak bunları çok iyi bilirsiniz. Bundan kaynaklı bu konular bizim için değerli. Biz iyi öğrenmeliyiz bu konuları. Diyelim ve videoyu noktalayalım. Bir sonraki dersimizde rasyonel sayılarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.